Teşekkür ederim. Bak sen bir de buraya bak. Konma olarak kurucumuz Doktor Behçet Uz ve Demdar yarım asırı aşkın bir süredir kutlanılan 1923 İzmir Sancağı Maruflu filmlerimizin belki de sonuncusunu düzenliyoruz. Şimdi sizleri bugünün Türkiye'sinde yaşanılan pandemi ve ekonomimiz başlıklı sempozyuma bizi kırmayarak katılan Profesör Doktor Yaşar Uysal hocamıza, Oda Meslek Birliği İş İnsanları Derneği temsilcilerimize, sendikamıza ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. İzmir İktisat Konferansı. Asıl mücadele şimdi başlıyor. İzmir İktisat Kongresi'nde halinde Türkiye İktisat Kongresi bütün resmi yazışmalarda Türkiye adı geçer. Dünyada olmamış bir İktisat Kongresi'dir. Evet, başlayalım. Hoş Mustafa Kemal. Lozan bölünüyor biliyorsunuz. İkinci kez İsmet Paşa giderken araya Mustafa Kemal'in nikahı kısıyor. İşte Medeni Kanunu'na yakın bir nikah. Arkasından Türkiye İktisat Kongresi. Biz böyleyiz diye bir mesajdır. Devam edelim. Gerçekten bir vefa adamı, İzmir Baba, 6 ay önce kaybettiğimiz çok değerli insan, benim de çok sevgili abimdi. Sancar Maruflu'yla İktisat Kongresi'ni her yıl birlikte anma şerefini yaşıyorduk. Kentin çok önemli bir değeriydi. Biz de Sancar abimize yakışan bir çalışma yaptık. Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde bir çocuk bilim merkezi çalışmasını tamamladık. Önümüzdeki günler içinde içindeki tefriş işini bitirdikten sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Konak Belediyesi Meclisi'nden aldığımız kararla, oy birliğine aldığımız kararla Çınarlı'daki bu bilim merkezinin adının Sancar Maruflu Bilim Merkezi olarak konulması noktasında çalışmalarımızı bitirdik. Kendisinin de bir büstünü o mekanın önüne dikerek Sancar abinin vefalı abimize biz de bir küçük bir vefa göstermek, onun kente yaptığı hizmetlerin karşılığında ufak bir jest yapmak istedik. Onu bir kez daha burada sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Işıklar içinde uyusun. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça meydana gelen bu zaferler devamlı olamaz. Çok önemli bir cümle. Mustafa Kemal Atatürk İktisat Kongresi'ni az önce de söyledi, 5000 kişiyle o dönemi düşünün. O dönemde 5000 kişiyle bir kongre, Anadolu'nun her köşesinden gelen ve her meslek grubunun temsil edildiği bir kongreyi o dönemde başarabiliyorlar. Ve en önemlisi de işte ondan sonra kararlara, o kongrede alınan kararların uygulanmasını ve alanda bu ülkenin her noktasında işte fabrikaların açılması, şeker fabrikaları, basma fabrikaları, şu anda olmayan, hepsi satılan, Cumhuriyet'in çok önemli değerleri olan, Cumhuriyet'i bize emanet eden kişilerin çok büyük emaneti olan bu tesisler maalesef şu anda elimizde değil. İşte günümüzde sıkıntılar yaşıyoruz. Ne için yaşıyoruz? Elektrik şirketleri maalesef özelleştirildi. Elektrik şirketleri özelleştirilirken hem odalar hem bu ülkenin aydınları ve diğer bu konuda bilgi sahibi olan bilim insanları bunun yanlış olduğunu, gelecekte enerji açığı ve özellikle enerji krizinin olacağını gören bilim insanları bugünü anlatıyorlardı ama kimse inanmıyordu. Özellikle elimizdeki bu değerlerin, bu cumhuriyet değerlerinin kaybedilmesi bugünkü ekonomik krizlerin en önemli unsurlarıdır diye bakıyoruz. Devletini, milletini seven insanların
özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında dahi bu savaş bitiminden sonra ekonomik atılımların yapılması noktasındaki bu çabalarını maalesef bir kalemde sildik attık. Özellikle bu son 20 yılda elimizde Cumhuriyet değerleri olarak kalan tesislerin tamamının satıldığını görüyoruz. Şimdi de enerji krizi yaşıyoruz. Elektrik faturalarının halini görüyorsunuz. Ülkede şu anda tam bir ekonomik kriz var. Yani bir iktisat kongresine daha ihtiyaç var. Yeniden kalkınmaya, yeniden harekete geçmeye, yeniden ayağa kaldıracak bir güce daha ihtiyaç var değerli arkadaşlar. Geldiğimiz nokta bu. Bize Cumhuriyet'e emanet eden ekonomik girdileriyle, ekonomik çabalarıyla ve hamleleriyle bir devrim yaratan anlayışa, yani fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Onun için birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız diyorum. Değerli konuklar, İzmir İktidar Kongresi'nin 99. yıl dönümü etkinliklerinde burada sizlerle, bu değerli hazirimle beraber olmaktan çok memnunum. Lozan Konferansı'nda ülkemizin kaderi belirlenirken hem Batı dünyasına kuvvetli bir mesaj verebilmek, hem de siyasi bağımsızlığın yanında iktisadi bağımsızlığı da sağlayabilmek adına bir iktisat kongresi yapılmasına kararı almıştı. Ve 17 Şubat 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in açılışını yaptığı İzmir İktisat Kongresi böylelikle gerçekleşmişti. İktisadi geleceğimiz için kararların alındığı bu kongre, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte ekonomik yaşamımıza yön veren ve ülkemizin ekonomik özgürlüğünün yapı taşlarının döşendiği tarihi bir kongreye dönüştü. 17 Şubat'ta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de İktisat Kongresi'nde ilk defa o dönemdeki işçileri, tüccarları, sanayicileri, esnafları ve imalatçıları bir araya getirebilme başarısını ve vizyonunu ortaya koydu. Yani ekonomik geleceğimizi inşa edecek üreticiler ve bunun uygulayıcısı işçiler İzmir'de bu kongrede buluştular ki bu gerçekten de bir iktisat kongresi için bir alamet-i farika olarak, bir nişan olarak burada durmaktadır. Bakın 100 yıl sonra biz iktisat olarak benzer bir noktadayız. Neden? O zaman kapitülasyonlar vardı. Şu anda 453 milyar dolar borçlar. O zaman elimizde hiçbir varlık yoktu. Şimdi satılmamış varlık. Dolayısıyla gelinen noktada çok enteresan bir şey bu. Yani o zamanın duyun umumiyesi bugünün IMF'si olarak tekrar karşımıza çıkabilir. Ve 2023'te ya da 2022'de bir seçim olacak. Yani Türkiye hakikaten yeni bir başlangıç yapmak zorunda. Atatürk'ün İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasındaki iki ayrı paragrafı tekrar hatırlamamız gerekiyor. Efendiler, görülüyor ki bu kadar kesin, yüksek ve başarılı bir askeri zaferden sonra dahi bizi sulha kavuşmaktan alıkoyan neden doğrudan doğruya iktisadi sebeplerdir, iktisadi anlayıştır.